Diye size oradan bir sormak isterim. Dolar kurunda ne oluyor ve önümüzdeki bu hafta tekrar Merkez Bankası'nın bir açıklama yapması gerekiyor, bekleniyor. Para politikalarında faiz indirimine gidecek mi? Eğer giderse ne olur? Sanıyorum 23 Ekim tarihinde veya 24 Ekim tarihinde evet. olabilir. Merkez Bankası'nın para politikası kurulu piyasaya ile ilgili veya alacakları para politikası ile ilgili kararlarının açık verecekler. Açık. Enflasyonla mücadele için biliyorsunuz bir para politikası enstrümanları vardır. İki maliye politikası enstrümanları. Para politikasının uygulayıcısı Merkez Bankası, maliye politikasının uygulama uygulayıcısı da hükümet. Hazine Maliye Bakanlığı hükümet e, uygulayıcısı odur. Yani bu e, şeyin Merkez Bankası başkan yardımcılarının alınmasına bağlamak doğru değil. E, öncelikle Amerikan Merkez Bankası'nın Eylül ayı e, para politikası kurulunun e, görüşmeleri e, açıklandı. Arkasından Amerika'daki e, tarım dışı işsizlik oranının beklentilerin üzerinde ortaya çıkmasıyla birlikte e, Amerika'nın dünyadan toplayacağı e, rezerv miktarında bir artış olabileceği düşüncesiyle evet. denildi ki dünyada dolarda bir azalma ortaya çıkacak. O bu azalmadan kaynaklı e, Döviz tüm şeyde bir... döviz kurlarında bir artış ortaya çıktı bu e, doların diğer paralara karşı kiminde binde 2 üç gibi kiminde yüzde bir gibi Apa e, şöyle, oradan hemen girmek isterim. E, gelişmekte olan ülkeler arasında Türkiye'de yüzde dörtlük zannediyorum bir e, yükseliş var ama diğer ülke gelişmekte olan ülke paraları bu kadar değer %2 kaybetmedi. Diyor, %2 onlar da diyor. Onlar %2, biz %4. Yani evet. arasındaki bir e, fark var. Yani evet, Fed'in açıklamasıyla dolar kurunda bir yükselme bekleniyordu dünyada. E, ama Türkiye'deki bir miktar daha fazla oldu. Bunu da soruyor. E, ekonomistler. Şimdi e, bu dış dünyadaki e, reflekslerle ortaya çıkan Türkiye'deki talebin doyu olan taleple dış dünyadaki reflekslerin birleşkesini ortaya koymak lazım. Yani az önce söylediğiniz gibi ana muhalefet partisinin yine ana muhalefet diyelim biz e, ana ikinci, muhalefet partisi ana değil. Ana muhalefet kalmadı artık. Neden bitti. öyle diyorsunuz? Ana muhalefet ana, hayır, partisi. Hayır, anayasanın anayasanın E yeni sistemde ana muhalefet diyor. Birinci yok parti diyorsunuz. var, i̇kinci. ikinci parti var. Ha. O e, zaman peki size de iktidar partisi değil, birinci, birinci parti, parti mi diyeceğiz. Birinci parti, birinci parti demişsiniz. Öyle mi? Bu ne Bu dili bilmiyordum. Bundan sonra anayasada, birinci parti dersek AK Parti'ye e, şaşırmasını istemedik. İkinci parti. Anayasa mahkemesinin müracaat hakları var. Anayasa mahkemesinin müracaat hakları Bakanlar Kurulu'nun, iktidar Partisi'nin ve Ana Muhalefet Partisi'nin diye sayar. Evet. Ya da şu kadar milletvekili, 55 milletvekili anayasa mahkemesi veya 110 milletvekili. Şimdi diyor ki, hükümetin, cumhurbaşkanının, birinci partinin, ikinci partinin hmm. anayasa mahkemesine mura, müracaat hakkı var. Üçüncü yani, parti bu arada HDP yok. mi MHP mi? Yok. Üç, hayır, üçüncü parti parlamentodaki sandalye sayısıyla. Üçüncü alırım. parti HDP. HDP. Dördüncü evet. parti MHP, beşinci evet. parti. Yok. Yani parti iktidar, muhalefet diye sayılmıyor artık. Anladım. E... Bu da anayasada bir yerde geçiyordu. Burada o da, da bir bilgi zaten. edinmiş olduk. Öyle. Ana muhalefet ibaresi anayasanın bir yerinde geçiyordu. Anayasa mahkemesine müracaat değil. O bitti şimdi. Peki. Bu e, şekilde geldi. Yani burada bizim e, muhalefetin olmadığından, muhalefetin kısırlığından, muhalefetin olayları çok yüksek olarak görmesinden ve dış medyanın da, dış basının da, dış ekonomistlerin de bunların yaptığı algı operasyonu çerçevesinde aldıkları karar ve kanaatlerin etkisiyle bunların bir şey ortaya çıkmış olabilir. Yani şu anda aslında ekonomi yönetimin bir güven yönetimidir. Ekonomi yönetimin, ekonomin bazı şeyler vardır ki hesabi olarak yapılır. Bazı şeyler vardır ki hissi olarak anlatılır. Hissi olarak anlatılır dediğimiz şey psikolojisidir. Hmm. Burada Sayın Cumhurbaşkanımız elinden geldiğince toplumun psikolojisini en iyi şekilde tutabilmek için gayret gösteriyor. Hük hükümet toplumun psikolojisini en iyi şekilde tutabilmek için pandemi sürecinden zarar görmüş kitlelere büyük destekler sağlamaya çalışıyor. Hani şeyde de Kılıçdaroğlu sormuş ya Merkez Bankası başkanına 128 milyar, milyar dolar, dolar nerede diye ifade ettiği. Yani bu bakın Pınar Hanım 128 milyar dolar nerede ifadesi 2019 yılının Bu arada Merkez Bankası Başkanı da reel sektörün döviz açığı kapatıldı demiş. Aynen öyle. Aynen daha önce de söylemişti aynen öyle. Merkez Bankası yani Başkanı. Yani pandemiyle mücadelede Duran bir ekonomide durmayan borç alacak ilişkilerinin devam ettiği bir süreçte kusura bakmayın ben size bunu veremiyorum diyebilecek bir devlet iflas et yoluna gidecek devlet demektir. O zaman bu döviz fiyatları belki o zaman 20 lira olabilirdi. O gün o psikolojik ortam içerisinde eğer devlet, merkez bankası reel sektörün ihtiyaçlarını karşıladıysa ve bunlar da Real, tüm piyasanın ihtiyaçlarını karşılıyor. İthalat devam ediyor. İhracat durmuş. İthalatın ihracat karşıma, turizm sektörü durmuş. Düşünebiliyor musunuz? Evet, 2020 demek. yılında evet. 2020 Çok yılında bir biz 40 tabii milyar dolar turizm geliri beklerken sanıyorum 16 milyar dolar turizm geliri elde etmişiz. 2021 yılında herhalde 32 milyar dolar turizm geliri elde etmeyi hedefliyoruz. 2021 yılında kısmen iyi bir noktada. Ama siz o dönemde bu sektörün ihtiyaçlarını, piyasanın ihtiyaçlarını bir buçuk yıl içerisinde karşıladıysanız bundan hesap sormak değil, alkışlamak gerekir. Şunu diyebilir. Arkadaş, 128 milyar dolarla bu ekonomideki yangını söndürmek yerine siz 15 milyar dolarla 50 milyar dolarla yapabilirim diyebilirsiniz. Ha arkasından yandaşlara şunu verdin mi 2001'deki örneğe yaşadın mı diye sorabilirsiniz. 2001'deki örnek neydi? Merkez Bankası Başkanı'nın devalüasyon olacağını bildiği gün 19 Şubat tarihinde anayasa kitapçığı fırlatıldı. 21 Şubat tarihinde de devalüasyon yapıldı. 2001 yılında. O gün dönemin Merkez Bankası Başkanı ve Siyas Parti Genel Başkanlarının yakınlığın kayıtlarda var bu. Döviz alarak yüzde %80 80'e yakın Türk lirası cinsinden bir kazanç. İşte aynı Kadınç. iddia şu anda da var e, Sayın Bakan. Ha, bakın efendim Aynı iddiayı dillendiriyorlar. Yani geçtiğimiz gün doların yani dolar merkez çok özür dilerim. Merkez Bankası iki başkan yardımcısının görevden alınmasının arkasında bir kesim diyor ki aa siz doların artacağını biliyordunuz. O sırada kimler para kazandı diye O e, ikinci soruyorum. 128 milyar dolar o onun içinde değil. O 128 milyar dolar meselesinde orada 128 de orada 128 milyar aynı dolar şeyi. yalanının Cuma doğru için, değil olmadığını değil. görünce çünkü bir buçuk yıldan o 128 milyar dolar e, rezervden çıkan para diye ifade ediyorlar. Evet. Kimine gö göre 118, 123 milyar var 100 milyar doların üzerinde döviz rezervlerinde bir eksilme var. Döviz rezervi niye tutulur? kuruşu kurulmak için tutulmaz ya herhalde. zaten şu halk da bir anlatır mısınız? Mesela şey diyorsunuz şu anda Merkez Bankası rezervi 125 milyar dolar. Yani halk ne yapacak? Yani 125 milyar hmm. dolar nedir? diyor? Hanım. Yani döviz halk rezervi için anlatın. Ne Niye olacak? tutulur? Niye tutulur? Zor günlerde ak akça kara gün içindir derler ya. E zor günler değilmiş aynen şu anda. Aynen o günlerde işte. Heh. Merkez Bankası'nın o günkü ekonomi politikası idarecilerin ak akça kara gün içindir diye ihtiyaçları karşılamak için bir buçuk yıl içerisindeki yaptıkları icraattır. Bunu şöyle diyebilirsiniz. Ya arkadaş 128 milyar dolar yerine niye 158 milyar dolar vermedin? Ya kardeşim savurganlık yaptın doğru yönetemedin. 128 milyar dolarını 58 milyar dolar verebilirdin piyasaya diye söyleyebilirler. Niye rezervlerin büyük bir kısmını kullandın da sen Merkez Bankası'nı daha savunmaz hale getirdin. Dövizle spekülasyon yapılmasına fırsat verdin diye bir eleştiri yapabilirler. Ama şunu eleştiri yapamıyorlar altı boş çünkü. Yandaşlar bunu aldı diyemiyorlar. Dediler vazgeçtiler. Hmm. Eğer açıklamaya kalkarsa belki konuşulur, denilir ki ticari sırla ilgili bir kerelik o gün bir buçuk yıldan dövizi kim almış diye sorgulandığı takdirde kimler ortaya çıkar bakmak gerekir. Düşünebiliyor musunuz? Ya, yapılsın Sizin... bence yani Hayır, kimse bakın, <laughs> ortaya bakın çıksın. Müthiş bir itibar zedelenmesi ortaya çıkar. Hmm. Bir büyük bir holdingin, İş holdingin o gün bir milyar dolarlık ödemesi vardır. Anladım. O nereden alacak bu parayı? Amerikan Merkez Bankası'ndan rica edecek değil ki. Oraya götürmesi için Türk parası vermesi lazım. İşte bu Türkiye'deki bankalardan alacak. Doğrudan Merkez Bankası'ndan değil. Merkez Bankası'ndan doğrudan satılmış değil bu zaten. Merkez Bankası piyasanın ihtiyaçlarını, bankaların taleplerini karşılamak üzere bunu yapmış. İşte şimdi 125 milyar dolar döviz rezervimiz var. Bu neyi gösteriyor? yine ak akça kara gündür içindir ifadesinin ortaya çıkmasını gösteriyor. Bu Merkez Bankası'nın herhangi bir şekilde piyasaya olağanüstü derecede fırsatçı bir şekilde müdahalesi olduğu takdirde grup veya grupların dışı mihrakların müdahalesi olduğu takdirde Merkez Bankası diyor ki bir dakika eğer sen böyle bir işe yakarsan eline bir ateş aldıysan o ateşi elinde yakarım demek için bir gözdağı verme rezervidir o iş. Yoksa biz elim parasını burada tutmakla turşunu kuracak değiliz ki. Hı hı. Önemli olan hadise... Bilançolar açık herhalde değil mi? Herkese de görebilir. Tabii tabii. bilançolar açık. Peki. Şimdi bu dolar kuru... Bakın yani daha siz geçen hafta AK, AK, Çek, Merkez Karabinic. Bankası Başkanı plan bütçe komisyonunda briefing verdi milletvekillerine. 30 kişilik plan bütçe komisyonu üyelerinden 15 tanesi AK Partili, 3 tanesi Milliyetçi Hareket Partili. 18'i Cumhur İttifakı'ndan... 12 tanesi de muhalefet partilerinden onlar Merkez Bankası Başkanı'ndan hesap sordular <laughs> orada 128 milyar doları sormadılar diye tahmin <laughs> ediyorum Kılıçdaroğlu gitmiş gene sormuş evet sordu Ya Kılıçdaroğlu <laughs> üretken olmayan bir şeye gelmiş ee, pozisyona gelmiş yani Kılıçdaroğlu artık vakti kalmamış bazı şeyleri e, yapmaya gündemi takip etmeye yanındaki adamlar gündemi takip ediyor bir şeyler söylüyor o da o çerçevede devam ettirip götürüyor üzülüyorum onun için iyi bir muhalefete ihtiyaç var bu memlekette. Peki ekonomi kısmında yine kalmak istiyorum e, Sayın Bakan. Enflasyon rakamlarının yüksekliği e, yine bazı ekonomistlere göre e, devletin açıkladığı enflasyon rakamı doğru değil, daha fazla enflasyon var deniyor ama ortada bir hayat pahalılığı durumu. Doğru. Var. Bu hayat pahalılığı durumu için e, artık ümit yok diyenler de var. E, siz. Yani yine dediğim gibi yani ekonomi Bakanısınız Bakanıydınız. Ee, bir ümit var mı? Ee, nasıl?